Bizim burada aday olmamızın nedeni ve halkımızın, Bulam halkının bizi seçmesinin nedeni ve değişim istediler gerçekten ve iradesini koydular ortaya ve iradelerinden de vazgeçmediler. Baştan sona kadar bize nasıl söz verdilerse de o sözünün arkasında durdular. Ve biz de onları da bu seçim sürecinde hem kırmadan, incinmeden, kırılmadan güzel bir tertemiz bir seçim süresi yaşadık. Ve halkımızın özellikle bize bu farkla seçmesinin nedeni bizim sunduğumuz projeler tam da Bulam'ın ihtiyacı olan projelerde, yani ihtiyacımız olan şeyler. Kültürel anlamda, spor alanında olsun, gençlik anlamda olsun, özellikle de kadın üzerinde, kadın dayanışma merkezi üzerinde kadınlarımıza yer açacağız. Kadınlarımız biraz daha ön görünür olması için projelerimiz var. O yüzden bunun için kadınlara, bizim Bulam halkı bize güvendiler, bize destek verdiler, değişim istedik ve değişimi de yaptık. Söz verdiler Bulam'ı tekrar ayağa kaldırmak için bütün yerinden dönüşüm evlerimizi, bu deprem bölgesinde mağdur olan bütün halkımızı tekrardan ayağa kaldırmak ve halkımızın da bizden bu konuda beklentisi çok gerçekten. Sürekli zaten arkadaşlar geliyor, halkımız geliyor. Çünkü şikayet aynı, ne zaman bu evler yapılacak, ne zaman yapılacak diye. O yüzden biz de elimizden geleni yapıyoruz. Proje imar değişikliği yapıldı bu arada. İşte bu imar değişikliğinin üzerinden işte biraz zaman alacak. İmar değişikliğinin olması, zamanın almasıyla beraber tabii ki güzel şeyler olacak. Hani altyapı, yani sonuçta her şey değişecek. Daha sağlıklı evler yapılacak. Bu yerinden dönüşüm bilmiyorum. Bir kısmı kendi yerinden yapmak istiyor. Köy evleri var, belli bir yerimiz var bizim. Çevre ve Şehircilik Bakanı üstlendi bu konuya. Onlar yapacak dediler. Ve burada halkımızın itirazları olmasına rağmen biz belediye olarak yetki sahibi değiliz, bir şey yapamıyoruz diyorlar. Buradan da bütün halkımıza teşekkür ediyoruz. Zaten Bulam'ın hepsi bize destekledi. Hepsi diyoruz artık. Çünkü büyük bir farkla kazandık biz burayı. O yüzden herkese çok teşekkür ediyoruz. Zerban yar ve yardımcımız olsun diyoruz. Öncelikle halkımıza verdiği destekten dolayı teşekkür ediyoruz. Biz seçim süreci boyunca ev ev dolaşarak halkımıza kendimizi, projelerimizi, belediyecilik anlayışımızı anlatmak istedik. Elde edilen sonuca bakılırsa anlatabilmişiz. Çünkü halkın bize doğru büyük bir teveccühü oldu. İyi bir farkla burada seçimi kazandık. Tabii bu fark olunca halkın beklentisi de yüksek oluyor. Bize yükledikleri misyon omuzlarımızda ağır bir yük bırakıyor. Bundan dolayı bizim yapacağımız birçok şey var. Öncelikle deprem mağduriyetini bir an önce üzerimizden atmamız gerekiyor. Bunun etkisinden kurtulabilmemiz için tabii ki belli bir bütçeye ihtiyaç var. Özellikle imar durumu, buranın yeniden imarının yapılması gerekiyor. Onun dışında dağlık bir alan, her tarafa duvarlar örülerek üzerine evler yapılmış. Deprem süresinde bu duvarların hemen hepsi çöktü. Artık evler de risk oluşturmaya başlamış. O yüzden bizim buraya ciddi bir ödenek ayırmamız gerekiyor. Belediyenin bütçesi de sınırlı tabii ki. Son gelen belediyeye gelen para 1 milyon 200'dü aylık. 1 milyon 200 bin lira. Personel giderleri sigortaları hariç 1 milyon. Yani bize 200 bin lira kalıyor aylık. Tabii bazen bu belediyenin geliri 800 bin liraya da düşüyor. Personel gideri yine 1 milyon olacak. Bu seçimden önce işe alınan personel tabii seçim vaadi olarak alınmış. Herhangi bir altyapısı yok. Bunlar seçim öncesinde arsalar satılarak, belediyenin araçları satılarak bir şekilde maaşları ödenmiş. Bu şekilde devam etmesi halinde bizim maaşları ödeyememe durumumuz olacak. Hiçbir giderimiz olmasa dahi birbirine eşit çıkacak. O yüzden çok bir bütçemiz yok. Bizim personele de ihtiyacımız var. Dediğim gibi deprem dolayısıyla birçok yapılması gereken şey var. Duvarlardır, parke taşıdır, çevre temizliğidir. Bunların hepsini personel yapacak. Personel ihtiyacımız da var. Bunu karşılayacak bütçemiz yok. Onun yanında yine su sıkıntısı var. Buna bir bütçe ayırmamız gerekiyor. Tabii biz bu depremin etkisini atacağız diyoruz. Bir yandan
şey de yapmamız gerekiyor. Yani sosyal olarak da bunu, psikolojik olarak da üzerimizden atmamız gerekiyor. Bunun için sosyal bir tesis kurmak istiyoruz. Cemevi'nin orada bir kampüs şeklinde insanların sosyalleşebileceği, zaman geçirebileceği bir alan oluşturmak istiyoruz. Bunun için de bir bütçe gerekiyor. Yani kısacası bizim tabii eş genel başkanlarımız geldi buraya. Sayın Tuncer Bakıran, Sayın Tülay Hatimoğulları bir arayla gelip bizi ziyaret ettiler. Buradaki mağduriyeti gördüler. Bize söz de verdiler yani. Burayı kazanmamız durumunda büyük şehirlerin imkanlarıyla bize destek olacaklarını sözünü verdiler. Burası küçük bir yer. 3500 nüfuslu bir yer. Burada çok fazla bir gider olmayacak. Çok küçük bir bütçemiz var. Büyük şehirlerin bize desteği doğrultusunda biz burada örnek bir belediyecilik yapabiliriz. Amacımız da bu. Biz de durmayacağız. Her kuruma, Avrupa Birliği'ne, belediyelerimize projelerimizi sunacağız. Nereden karşılık bulabilirsek halkımızın bize verdiği o desteği, bize olan güvenini boşa çıkarmamaya çalışacağız. Halkımıza mahcup olmamaya çalışacağız. Bunun için canla başla mücadele edeceğiz.